Gençler merhaba, ben öğretmeniniz Hasan Acar. Dünyada ve ülkemizde yayılan koronavirüs salgınından ötürü okullarda eğitime ara verdik biliyorsunuz. Bu süre içinde salgının daha fazla yayılmaması için lütfen uyarıları dikkatlice uygulayıp zaruri ihtiyaçlarımızın dışında evden çıkmayalım. Hijyen kurallarına uyalım ve ellerimizi tabii ki yıkayalım. Elbette bu günler geçecektir. Bizler de yeniden okullarımızı dolduracağız. Ama her şeyin başı sağlık, unutmayın. Bu süre içinde eğitimden de kopmamalıyız. İmkanlarımız doğrultusunda eğitimimizi sürdüreceğiz. YouTube'dan kanalımız ve EBA'dan ders notlarımızı erişim gösterebileceksiniz. Lütfen kopmayın ve hatta kalın. Şimdi ilk dersimize geçmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz biz son derslerimizde okuldayken statik rota yapılandırmalarına kadar ilerlemiştik. Statik rotalarımızı router cihazlarımızda yapmıştık ve farklı ağlar arasında iletişimleri nasıl olacağını göstermiştik. Ancak eğitime bir süre ara verdik. Bu yüzden ben ilk videomu router'ımızın temel yapılandırma komutlarını bir daha buradan anlatarak ilk derse başlamak istiyorum. Şimdi bunun için ekranda görüyorsunuz iki farklı LAN'ımızın olduğu bir topoloji görüyorsunuz. Yine bu iki farklı LAN'ımızda iki router'ımız var. Burada görüyorsunuz router 0 ve router 1. Bunlar ne olmuş arkadaşlar? WAN ağı ile aynı zamanda birbirleriyle iletişim haline geleceklerdir. İlk önce arkadaşlar bu routerlar şu an yapılandırılmamış. O yüzden ben router 0'ı yapılandırarak işe başlamak istiyorum. Hem temel komutlarımızı bir kez daha görerek buradan hatırlamış olursunuz. Bu çalışmayı sizler de evinizde, bilgisayarlarınızda yapmaya çalışın. Yani sadece video izlemekle yetinmeyin. Mutlaka burada gördüğünüz uygulamayı evinizde de yapın. Zaten EBA'dan da bizler uygulama göndereceğiz size. Aynı zamanda CCNA dokümanlarına online olarak erişebilirsiniz. CCNA sayfalarınızdan gerekli uygulamalar, biliyorsunuz onlarca uygulama var o modüllerde. Oradan indirerek uygulama bol bol yapmanızı tavsiye ediyorum. Onun haricinde ben de size zaten EBA'dan uygulamalar göndereceğim. O uygulamalarınızı yapmanızı isteyeceğim ve bana mail olarak göndermenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi bugün önce router 0 ve router 1 için neler istiyoruz? Onlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz router 0 için ad vereceğiz. Bir karşılama mesajı oluşturacağız. Saat ayarı yapacağız. Enable ve konsol parolalarını oluşturacağız. VTE parolası oluşturacağız. Konsol ve VTE için bir timeout süreleri belirleyeceğiz. Aynı zamanda tüm parolalarımızı şifreleyeceğiz. Yine iki router'ın görüşmesi için serial portlarına IP vereceğiz. Yine lokal ağlarının oluşması için de router'larımıza IP vereceğiz arkadaşlar. Lokal portlarına, gigabit portlarına bu IP'yi vereceğiz. Burada topolojide arkadaşlar görüyorsunuz. İki router'ın da solunda yani router 0'ımızın solunda arkadaşlar sarı bölgede kendi LAN'ını görüyorsunuz. Router 1'in de arkadaşlar sağında pembe bölgede kendi lokal ağını görüyorsunuz. Ortadaki kısım ise WAN ağımız şeklinde bir topolojimiz var. Ben şimdi router 0'a PC 0 ile görmektesiniz bir konsol bağlantısı yaptık. Bu konsol bağlantısını nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Router 0'ımızın biliyorsunuz arkada bir konsol portu vardı. Şöyle yaklaştırayım size. Konsol, bakın konsol bağlantı noktamız neredeydi? Hemen şurada şu portumuz konsol bağlantı noktamız idi. Bu mavi konsol portunun diğer ucu da bilgisayarımızda RS-232 serial portumuzda idi. Bunlar piyasada arkadaşlar ne şekilde bulunuyordu normalde? Şöyle tekrar ben size kablomuzun da nasıl olduğunu bir daha hatırlatayım.
İlk dersimize öyle bir genel başlangıçla yapmış oluruz. Evet. Şöyleydi bizim konsol kablomuz. Evet. Şöyle görebilirsiniz. Resimlerden de görüyorsunuz. Bunun bir ucu nereye takılıydı arkadaşlar? Bilgisayara, diğer ucu da router cihazımıza bağlıydı. Oradan göremedik resimlerden. Hatırlayacaksınız zaten size şey ortamında, atölye ortamında da bunları göstermiştik. Peki topolojide bir router'ımızı yapılandırmaya başlayalım o zaman. Şimdi bunun için ne yapıyorduk? PC0 üzerinden terminal ile router'ımızı erişiyorduk. Evet. Bu arada ben arkadaşlar Packet Tracer 7.2 versiyonunu kullanıyorum. Sizler evinizde uygulamayı diğer versiyonla da yapabilirsiniz ama daima ben neyi tavsiye ediyorum? Son versiyonları kullanmayı tavsiye ediyorum. Bunu Cisco'nun CCNA Netiket sayfasından indirebilirsiniz evinizde ve kurup benle beraber topolojileri siz de evinizde yapabilirsiniz arkadaşlar. Router 0'da hangi yapılandırmaları yapacağım? Şurada var arkadaşlar. Ben şuradan hemen açıp ne yapmam gerektiğini bir taraftan okuyarak uygulamaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar terminalden router'a erişince konsol ile açtık. Konsol kablomuzla açtık. Şu anda bulunduğumuz yer neresiydi? Konsol satırıydı. Konsol satırından başlayıp ne yapacağım? Buradaki şurada verilen talimatları bir bir yerine getireceğim. Önce bu talimatları yerine getirmek için biliyorsunuz nereye giriyorduk arkadaşlar? Config satırına girmemiz lazımdı. Config satırına girmek için de bu komutu kullanıyorduk. Şimdi ne isteniyor? Router'ımızın adını değiştirmek. Router'ın adını değiştirmek için kullandığımız komut neydi? Hostname komutuydu. Hostname. Hostname R0. Evet. Adını değiştirdik. Bakın router'ın adı şöyle değişti. Ardından karşılama mesajı oluşturmamız isteniyor. Karşılama mesajı için komutumuz neydi? Banner mod idi. Ne olsun istenmekte? Evet. Yetkili kullanıcılar için. Yetkili kullanıcılar için. Evet. Sonra saat ayarı yapmamız isteniyor güncel saat ile. Evet. Clock set'te. Clock set. Bakalım burada mı uyguluyorduk bu komutu? Clock set. Geride miydi? Clock set. Evet. Clock setle ne yapıyoruz? Önce saat, dakika ve saniye giriyorduk. Saat, güncel saate bakıyorum. 11:57 diyelim biz. 11 2 nokta üstte 57.00. Tarihi bugün ayın arkadaşlar 22 Mart. Olmadı. Tamam. Şu şekilde yazmak gerekiyor. Bir sonraki istenen komut ne? Bakalım. Saat ayarını yaptık. Enable parolası girmek. Enable parolası girmek için tekrar ben config satırına geliyorum. Enable biliyorsunuz enable password vardı. Ben şu an password'u kullanıyorum. Parola kaç olacak? N123.
N 1 2 3. Bir de arkadaşlar hatırlayın, şöyle bir komutumuz vardı. Enable secret diye bir komutumuz vardı. Yine ona da bu şekilde parolayı yazabilirdik. Peki bunun farkı neydi? Enable password arkadaşlar biliyorsunuz açık bir şifre bir paroladır. Secret ise kriptolu bir parola verilmesini sağlıyordu. Biz açık olanı tercih ettik. Ardından ne isteniyor? Console timeout süresi. Console timeout süresi isteniyor ve konsola parola konmamız isteniyor. Bunun için önce konsola gireceğiz. Line console 0. Evet, line console 0. Konsol parolamız kaç olacak? Password con 123. Konsol parolasını aktif hale getirmek için login yaptık. Ve exec timeout. Bu ne iş yapıyordu? Timeout. Bu da arkadaşlar bizim ne kadar süre hat dokunulmadan açık kalacağını belirliyordu. Komut girmeden ne kadar süre açık kalacağı belirleniyordu. Exec timeout ile dakika cinsinden veri giriyorduk. 1 dakika 0 saniye. Evet, şu şekilde. Geri gelelim. Sonra istenen nedir arkadaşlar? VTE yapılandırması. VTE yapılandırması ne iş yapıyordu arkadaşlar? Biliyorsunuz konsol bağlantıları cihazın doğrudan yanında isek ağ hattımızı ağı meşgul etmeden doğrudan bilgisayarımız ile cihaz arasında bağlantı sağlayan bir bağlantı türüydü. Ama bu arkadaşlar cihazın da yanında olması gerektiriyordu. Peki cihaza uzaktan erişmek istersek, yani bulunduğumuz ağda bir başka noktadan veya dışarıdan erişmek istersek, o zaman arkadaşlar VTE portumuzu da yapılandırmamız gerekiyordu. Uzaktan hangi uygulamalarla erişebiliyorduk? Telnet olabiliyordu veya SSH yöntemleriyle cihazlarımıza uzaktan erişebiliyorduk. Bunun için cihazlarda arkadaşlar sanal bir port var. VTE portları dediğimiz, bu ağdan erişimi sağlayan bir porttur. O portu önce aktif hale getirip sonra parola yerleştirmemiz lazım. Evet. Bu arada gördünüz mü? Hattan düştüğümüzde, 1 dakika konuşma yaptığımız için hattan düştük. Ve ne oldu arkadaşlar? Konsola giriş için, konsolla bağlantı yaptığımdan şu anda bilgisayarımdan bağlantı yapıyorum. Konsol kablosuyla. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Güvenlik parolamızı giriyor. Peki bu parola hangi parola olacak? Şurada bakın, şurada yukarıda konsolda belirlemiş olduğumuz parola olacak. Hadi o zaman onu girelim. Con 123'tü. Evet, bakın konsola yeniden giriş yaptık. Şimdi enable dediğimde bu sefer de ne istiyor? Ayrıcalıklı kipe girmek için parolayı istiyor. N123'tü. Burada tekrar ayrıcalıklı kip satırına geldik. Son istenen şey neydi arkadaşlar? VTE yapılandırması. Hadi o zaman şimdi VTE yapılandırmasını da yapalım. VTE'ye girmek için yine config satırında line VTE 0 4 şeklinde giriş yapıyorum. Parolamız, password, uzaktan erişim için parolamız kaç olacak? VTE 123. VTE 123. Parolayı aktif hale getirmek için login komutu. Parolamız artık aktif. Burada da yine bir exec timeout süresi belirliyoruz. Bu da yine 1 dakika 0 saniye olması istenmiş. Bunu belirledikten sonra buradan çıkış yapıyorum. Evet, artık cihaza uzaktan telnet ile erişebiliyor. Birazdan testini de yaparız. Şimdi burada bir show run demek istiyorum. Show run. Hatırlayın, bu komut
Ne iş yapıyordu arkadaşlar? Bizim çalışan yapılandırmamızı görüntülüyordu. Çalışan yapılandırması hangi dosyada tutuluyordu? Running config dosyasında tutuluyordu. Bu da RAM'de direkt çalışıyordu. Biliyorsunuz RAM'deki bilgiler kalıcı olmayan bilgilerdi. Şu an biz kalıcı olmayan bu RAM'deki bilgilere erişiyoruz. Bakın hangi ayarları yapmıştık? Router'umuzun adını değiştirmiştik. Router'umuza bir enable parolası vermiştik. Bu parolayı görmekteyiz. Başka ne yapmıştık? Console ve VTE yapılandırmaları yapmıştık. Onları da buradan ne yapabiliriz? Görebiliriz ne yaptığımızı. Bakın şurada console satırlarını görüyorsunuz. VTE satırını görüyorsunuz. Banner mode yapmıştık. Onu da şuradan yine görebiliyorsunuz. Burada ne dikkatimizi çekti arkadaşlar? Dikkatimizi çeken şey şu olması lazım. Parolalar bakın açık. Hem enable parolamız açık hem de konsol parolamız ve VTE parolamız açık. Peki burada şunu düşünmek zorundaydık biz. Oldu ki birisi bir konsol kablosu geldi. Cihazımıza kimseden habersiz bir şekilde taktı. Ve bir şekilde showrun yaptı. Bunları ne yapacaktır arkadaşlar? Görme şansı var. O zaman ne olması lazım arkadaşlar? Bu parolaların şifrelenmesi lazımdı. Bunun için de gereken komut neydi? Service password encryption. Evet, bu komutumuzla da ne yapıyorduk? Biz tüm parolaları şifreliyorduk. Bakın tekrar showrun yapacağım. Showrun. İşte görüyorsunuz enable parolamız şifrelenmiş. Enable parolamız şifrelenmiş. Bakalım konsolda durum nedir? Evet, konsol parolamız da şifrelenmiş. VTE parolamız da şifrelenmiş. Ha, demek ki bir güvenlik getirdi. Bir şekilde birisi, kötü niyetli birisi showrun yaptığında parolamızı gizlemek için bunu ne yaptık arkadaşlar? Kullandık. Şimdi sonraki adımımız neydi? Tüm parola şifreledik. Güzel. Serial portlara ve gigabit portlarına IP adresleri vereceğiz. Bu IP adresleri burada yazıldığı gibi yapacağız. Şimdi onları yapalım. Evet. Router 0 için yine yapıyoruz. Burada arkadaşlar IP vermek için ne yapmam lazım? O arayüze girmem lazım. Yani ilk vereceğim IP serial 00 portu için olacak. O zaman ne yapmam lazım? Serial 00 portuna giriş yapıyor olmam lazım. Serial 00 portu peki var mı? Var mı? Varlığından emin miyiz? Şöyle arkadaşlar, az önce showrun komutu uygulamıştık. Zaten showrun komutu ile de portumuzun olduğunu şu şekilde görebilirsiniz. Var. O zaman interface serial 000 diyorum. Interface serial 000 girdikten sonra IP'yi giriyorum. IP adres 85.0.0.1. Subnet maskemiz bakın burada cıdır 30 belirlenmiş. Cıdır 30 olduğunda biliyorsunuz subnetimiz kaç oluyordu? 255, 255, 255, 252. IP'yi girdikten sonra no shutdown komutu ile portu açma zorunluluğumuz vardı. Exit portu açtık. Sonra gigabit portumuza giriş yapmamız lazım. Gigabit portu için de interface gigabit 00. Interface gigabit 00 portuna vereceğimiz IP de 192.168.0.1 255 255 255 0 ve portu kullanıma açıyorum. Portumuz açıldı. Evet. Cihazımızın IP'lerini girdik. Peki bunları nasıl kontrol edeceğiz arkadaşlar? Yine showrun yapabiliyorduk. Veya
Daha güzel bir komutumuz var. Sadece arayüzleri kontrol etmek için. Show IP Interface Brief diye bir komutumuz vardı. Bu da arayüzlerimizin hem arayüzler hakkında bilgi veriyordu. Bakın şöyle görüyoruz. Şöyle. Her interface'in IP bilgisi ve onların durumu hakkında up mı yoksa down mı bunun bilgisini de bize bu komut özet şeklinde bir tablo halinde sunuyordu. Biz ne yaptık arkadaşlar? Gigabit 0.0 portuna IP vermiştik ve kullanıma açmıştık. Bir de serial 0.0 portuna IP adresi verip kullanıma açmıştık. Ama burada bir şey dikkatinizi çekmesi lazım. Bakın 85.0.0.1'i IP'sini serial 0.0'a verdik. Fakat statü kısmında hala down yazıyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Oysa biz no shutdown girmiştik. Bunun sebebi de şurada tekrar terminale geldim. Serial 0.0'ın no shutdown evet komutu girdik ama açık değil. Bunun sebebi de çok basit arkadaşlar. Şurada portumuzun diğer ucunda router 1 var. Router 1 henüz açılmadığı için serial portu, yani burayla görüşülen portu henüz açılmadığı için, burası kapalı olduğu için otomatik olarak burası da hala kapalı. Sebep bu arkadaşlar. Ama gigabit portuna baktığımızda bakın paket tracer'dan da anlayacaksınız. Ne olmuş arkadaşlar? Yeşil yeşil olmuş. Bu da portumuzun açıldığı anlamına geliyor. Güzel. O zaman şunu yapalım mı? Hadi PC0'a da IP verelim. Bir test yapalım. Görüşüyor muyuz router'la? 192.168.0.10'muş PC0'ımızın IP'si. 255.255.255.0 subnet'i. Bir de default gateway de verelim arkadaşlar. Bir sonraki çalışmalarımızda madem diğer ağla görüşmesi olacak, default gateway'ini de verelim. 192.168.0.1 olacak. Gigabit portumuzun IP adresi buradan çıkacağı için. Onu da verdik. Hadi laptopa da verelim. Laptopumuza da 192.168.0.20 IP'sini veriyorum. IP adresinde 192.168.0.1 verdim. Yine bir test yapalım. Bakalım. Şu diğer laptoptan testimizi yapalım. Evet. Ping 192.168.0.1 ile router'a hemen bir test yapıyorum. Oo, çok güzel. Ne yaptık arkadaşlar? İletişim testimiz başarılı. Görüşebiliyoruz. O zaman router'umuzun en azından iç tarafı çalışıyor demektir. Şimdi router'da arkadaşlar yaptık ama eğer ki şu an mesela ani bir şekilde kapanırsa ne olacaktı? RAM'de çalıştığımız için ne olur arkadaşlar? Bilgilerimiz de haliyle uçar gider. Buna önlem olarak ne yapmamız lazım? Buna önlem olarak çalışan yapılandırmayı enevrem'imize kaydetmemiz lazım. Yani startup config dosyamıza kaydetmemiz lazım. O zaman copy run start diye bizim bir komutumuz vardı. Açık ifadesi copy running config startup config'di. Biz bunu kısalt bir şekilde yazdım. Evet, destination file name ismini değiştirmiyorum. Enter ve başlangıç yapılandırmasına da kaydettik. Artık cihaz ani bir şekilde kapanıp açılsa ne olacaktır arkadaşlar? Enevrem'den açılışta okunacağı için yapılandırma ayarlarımız tekrar RAM'imize yüklenecektir. Şimdi bazı komutlarımız vardı. Bunlardan biri de show versiyondu. Show versiyon hatırlatmak için söylüyorum. Show versiyon komutu arkadaşlar bizim cihazımızın modeli ve işletim sisteminin türü hakkında bilgi veriyordu. Versiyonu hakkında bilgi veriyordu. Bakın şurada işletim sistemimizin kullandığı yazılımı adı ve versiyonu görüyorsunuz. 15.1 versiyonu kullanıyormuşuz cihazımızda. Başka cihazımızın türü hakkında bilgi veriyor demiştik. Onu da nereden görelim? Şurada görüyoruz. Cisco 1941K9 modeli bir cihaz. Pardon.
bir cihazımız var. Diğer cihazımızın bellek bilgisi, işlemci bilgisi, kaç tane gigabit Ethernet portumuz var, kaç tane serial portumuz var, kullandığı diğer RAM konfigürasyonu hakkında bilgiler burada görüyordunuz. Show versiyon komutuyla. Bu komuta da ne yaptık arkadaşlar? Buradan hatırlamış olduk. Hatırladığımız show komutları ne arkadaşlar? Show versiyon, show running config, show IP interface, brief. Diğer show komutlarını da diğer uygulamalarımızla beraber hatırlayacağız elbette. Bir de son olarak ben uygulamamızda derslerimizde yapıyorduk bir TFTP server yerleştiriyorduk. O TFTP server'a da kayıt yapıyorduk. Bir tane de öyle bir çalışma yapmak istiyorum. Onu hatırlatmak istiyorum. Hemen çok pardon. Switch'e bağlıyorum. Evet, server'a bir IP verelim. IP'si kaç olsun? 192.168.0.254. Default gateway'ini yazıyorum. 0.1. Evet. Şimdi hemen router'ımızın yapılandırmasını bir de TFTP server'a kaydedeyim. Copy run TFTP. Evet, copy run TFTP. Bize neyi soracak arkadaşlar? TFTP server'ının IP adresi nedir? 192.168.0.254. Dosyamızın adı ne olsun? Aynen kalsın. Evet. Bakın, kopyalama hakkında bilgi veriyor. Başarılı bir kopyalama oldu. Artık TFTP server'ımızda da mevcut. Olup olmadığını nereden göreceğiz? Servise geldim. TFTP satırına geldim. Bakın şurada yapılandırmamızı kaydetmiş. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? TFTP server'a da yapılandırmanızı kaydedebilirsiniz. Bunun için yapılır. Eğer ki router'da bir bozukluk olursa düzenli olarak TFTP server'lara kayıt tutulup router değişikliği olduğundan tekrar buradan kayıt alınabilir. Yeni router'a aktarılabilir yapılandırma dosyası. Aynen diğer router'da olduğu gibi yeni router'da aynı şekilde çalışabiliyor bu sayede. TFTP için uygulamalar lazım arkadaşlar. Gerçek bir bilgisayarda TFTP server olarak kullanabilirsiniz. Bunun için internetten TFTP server uygulamalarını indirip bilgisayarınıza kurmanız yeterli olacaktır. Evet, ilk dersimizde arkadaşlar biz daha önceden gördüğümüz temel router yapılandırma komutlarını hatırlamış olduk. Bu çalışmayı mutlaka evinizde yapıyorsunuz, uyguluyorsunuz ve yeni uygulamalarımız için bizi takip etmeye devam ediyorsunuz. Dersi dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.